Şu insanoğlu ne garip. Kendi ettiğine kendi aklı ermez. Kuru bir kindir bazen iki alemini berbat eden ya da hasetlik içini kurt gibi kemiren. Bir delikanlıyı bir delikanlıya düşman eden, canına kastettirecek kıymette ne olur ki şu yalan dünyada? Olmaz, olmaz ya. Gerçek bir sebebi asla olmasa da insan işte kendi eliyle kendi ömrüne, gençliğine kasteder, gaflete düşer. Yıllar önce Karaova'da bir düğün olacaktır. Düğün için Bodrum, Milas, Yatağan ve Muğla köylerindeki hatırlılara, tanıdıklara, eş dost, akrabaya okuntu, yani davetiye yollanmıştır. Düğün sahibi adına Sapuncu Salih Efendi Kafaca köyüne uğrar, hem Hacı Gümüşoğlu Hüseyin'e hem de onun kayınbiraderi Murat'a okuntu verir. O sıralar Hüseyin'le Murat'ın araları iyi değildir. İyiden iyiye açılmıştır. Ama kol kırılır, yen içinde kalır. Geçimsizliklerini ele güne belli etmeden atlayıp atlarına düşerler yola. Geceyi Milas'ta bir handa geçirirler. Bir anlatıcı Murat silahını handa unutmuştur. Yolda eniştesi Hacı Gümüşoğlu Hüseyin'e durumu anlatıp dönüp alsak mı silahı demiş. Eniştesi biz cenge gitmiyoruz, düğüne gidiyoruz. Varsın kalsın silah, dönüşte alırız der ve yollarına devam ederler. Düğün evine yaklaştıklarında davullar vurmaya başlar. İkisi de sayılır ailelerden, sayılan yiğitlerdendir. Davullar karşılamak için vurdukça köy ahalisi de neşeyle düğün alayını doldurmaya başlar. Hacı Gümüşoğlu bir çeyrek altın fırlatmıştır davulcuya. Muratsa bir yarım altın. Hüseyin buna içerlemiştir. İçerlemiştir ya, bir şey diyemez. Öfkesini açığa vuramaz. Ama Murat'a da gelme olduğum yere demekten de kendini alamaz. Hüseyin'i bir odaya, kaynı Murat'ı başka bir odaya almışlardır. Düğün eğlencesi sabaha kadar sürmüştür. Ertesi gün kuşluk vakti güreş tutulacaktır. O yörelerde adettir. Mutlaka düğün evinde güreş tutulur. Meydan hazırlanmıştır. Su lengeleri, yağ kazanları getirilmiştir. Pehlivanlar çıkmış meydana, beklemektedirler. Davulcular da almışlar yerlerini. Halk pehlivanların çevresinde halkı olmuş. Varıp Hacı Gümüşoğlu'na gel başlat denmiştir. Ağam, güreşi senin başlatmanı istiyoruz diye haber gidince Hüseyin bekleyin geleceğim der. Sakın ola ben gelmeden başlamasın. Ben gelmeden güreş davulu vurulmasın der. Pehlivanlar da halk da yavaş yavaş sıkılmaya başlar. Çünkü Hüseyin iyi diye gecikmiştir. Tam bu sırada Murat hemen yanaşıverir, hakem kuruluna bir şeyler fısıldar. Ey ahali diye bağırır. Güreşi başlatıyorum. Davulcular vurun güreş davuluna. Davulcular çalmak istemezler. Çekinirler Hüseyin'den. Murat'ın ısrarıyla vardır bir bildiği elbet der ve vururlar tokmağa. Varır varmaz güveyin. Ayaktan üç çift kısmet döverken davul sesini duyan Hacı Gümüşoğlu öfkeyle kalkıp alana gelmiş. Önüne çıkan ilk çifti ayırdıktan sonra hışımla etrafına kolaçan etmeye başlamış. Murat bu işe hemen müdahale etmiş. Karışma, ben başlattım. Çekil aradan demiş. Bana bugüne kadar Hacı Gümüşoğlu derler. Ben buradayken sana mı düşer davulu vurdurmak? Sana mı düşer güreşi başlatmak? Diye Murat'ın üstüne yürür. Murat öfkelenmiştir. Zaten iyiden iyiye kinlenmiştir eniştesine. Onun Hacı Gümüşoğlu Hüseyin Efendi diye anılması onun gururunu, onun kibrini körüklemiştir.
Al işte, al işte, bundan sonra bana da Murat Efe desinler der ve bıçağı eniştesinin göğsüne saplayıverir. Bir nam, bir namdır bir yiğidi bir yiğide düşman eden. Bana da Efe desinler, bana da Efe deyip saysınlar diye ablası, ela gözlü ablası Şefika'yı dul, yeğeni Fettah'ı yetim bırakmıştır. Murat, Hüseyin'in öldürdüğü zaman ablası ah etmiştir. İdam edilsin, idam edilsin, öldüğünü duyayım, boğadan kurban keseceğim diye yeminler vermiştir. Aziz arkadaşım. Derler ki yiğittir Murat, yiğittir, boylu poslu, erkek güzeli, delikanlıdır. Delikanlıdır ya, yıllarca Muğla hapishanesinde yatmıştır. Artık ne hale geldi, varın siz düşünün. Eniştesini öldürdüğü günden sonra gerçekten Murat Efe diye anılmaya başlamıştır. Anılmıştır ya, ne çare. Gençlik gitti, ömür gitti, gün tükendi. Dört duvar ona, o dört duvara baka baka ömrünü tüketti. Söylentiye bakılırsa Murat hapisten çıktıktan sonra, yıllar sonra öldüğünde ablası bu yeminini unutmaz ve gerçekten de boğadan kurban keser. Sene 1967'lerdir. O devirde çocukluğunda bu hikayeyi hayal meyal duyanlar biraz büyüdüklerinde ana babalarına sorsalar da öyle, öyle bir iç yangını olmuştur ki bu türkü yörede kimse anlatmaz, anlatmaya cesaret edemez. Yüreğimizin gamıdır, yüreğimizin kederidir, yöremizin acısıdır. Açma, açma evlat der ve cevap vermezler.